Bir soru bir cevapta bugünkü konumuz Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın. Hoş geldiniz Hüsamettin Bey. Hoş bulduk Ayşegül'üm. İyi yayınlar. Teşekkürler. Otomobil piyasası ÖTV indirim beklerken tam tersi oldu. Yerli üreticinin desteklenmesi ve ithalatın azaltılması için lüks ithal otomobillere ÖTV artışı geldi. Bu durum talebi ve piyasayı nasıl etkiliyor? Dediğiniz gibi aynen ÖTV indirim beklerken ÖTV oranlarında artış söz konusu oldu. Öncelikle bu çok yeni olarak 800 binler civarında bir pazar konuşuluyordu. Bunun birinci etkisi böyle bir 800 bin adetli pazar satışlarını sene sonunda görmeyeceğiz. Yaklaşık 550 bin civarında bir satış söz konusu olacaktır. Orada bir güncelleme oldu. ÖTV artışlarının düşük iki tane dilimi vardı. Bir 70 bin matrah TL olan ve 120 bin. Onlarda bir indirim vardı ama Eylül başında yapılan zamlarla markaların yaptığı kur zamlarıyla onlar da eridi. Dolayısıyla orada da bir farklılık yok. ÖTV zamları artmaya devam ediyor. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra otomobil alım satımı gerçekten zorlaşacak. Bunun en büyük etkisi sıfır kilometre araç satışlarındaki azalma olacak. Biraz önce söylediğim gibi. Diğer önemli bir etkisi ikinci el araç fiyatlarına etki edecek. İkinci el araç fiyatları sizinle de yapmış olduğumuz tüm yayınlarda da söylemiştim. Artıyor, artmaya da devam edecek demiştim. Maalesef bu ÖTV zamlarından sonra ikinci el fiyatları daha da zamlanacak. Dün bize yeni Eylül sonuçları geldi. Piyasa şu an %8 ikinci el tarafında %8 zamlanmış durumda. Böyle bir şey söz konusu. Sahip olduğumuz araçları daha çok korumaya, daha çok servise götürmeye, daha çok bakımını yaptırmaya yönelik bir sürece giriyoruz bu dönemden sonra. B Plus dediğimiz segmentteki ortalama bir aracın fiyatı 270 bin lira dayandı. Tabii ki bu alım gücüyle de çok ilintili olduğu için artık bu rakamlar oldukça yüksek baremlerde sayılıyor. Markalar daha çok bundan sonra çıplak model dediğimiz, baz model dediğimiz araçları üretip veya ithal edip satmaya çalışacaklar. Bu da önemli bir etken olarak duruyor. Yani fiyatları markalar en düşük versiyona getirmeye çalışacaklar. O dilimde üretim yapan işte markalar ve model tiplerinin satışları artacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca şu dönemde gene markalardan, otomobil distribütörlerinden aldığımız bilgiye göre gene en düşük dilimlerdeki 200 binler civarında satılan otomobillerde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık döneminde son 4 ayda markalar ciddi anlamda satış kampanyaları yapmayı düşünüyorlar ve o fiyatları bir nebze olsun ÖTV zammı öncesine çekmeye çalışıyorlar. Bu da çok önemli, çok güzel bir şey esasında. Markalar da burada hani taşın altına elini sokuyor mesajını da çok net bir şekilde görüyoruz. İkinci el araç fiyatlarının artacak olması piyasayı her zaman endişelendiriyor. Çünkü bir aracın ikinci el fiyatını belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Şimdi sıfır kilometre fiyatı yükseldikçe o aracın ikinci el fiyatı da o aracın sıfır kilometre fiyatına göre belirleniyor. Tabii ki birçok faktör, parametre daha var ama en önemli faktör o. Dolayısıyla biz hep söylediğimiz gibi yıl sonuna kadar ikinci el araç fiyatlarında bir düşme veya bir dengelenme beklemiyorduk. Hep artış bekliyorduk ama bu süreç 2021 yılının sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bunu da ilk defa sizin yayınınızda paylaşmış olalım. Maalesef ikinci el araç fiyatları da 2001 yılının sonuna kadar artmaya
devam edecek şeklinde bir sürece giriyoruz Ayşegül Hanım. Bir de hafif ticari araçları da son olarak izninizle onlardan da bahsedeyim. Hafif ticari araçlara ÖTV zammı gelmedi. Dolayısıyla hafif ticari araçların şu an toplam satışlar üzerindeki yaklaşık %20'lik bir payı vardı. O payın %25-%30'lar civarına çıkacağını öngörüyoruz. Hatta veyahut da hafif ticari araçlar daha çok binek araçlar gibi kullanılmaya devam edilecek gibi de duruyor. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ayşegül Hanım, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun, kolay gelsin. Hoşçakalın, sağ olun.